Merhaba, ben İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Burcu Akçarım. 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandıklarda görev yapacak sandık kurulu üyeleri ve müşahitler için bir eğitim hazırladık. Şimdi sizinle onu paylaşacağım. Dilerseniz sandık kurullarıyla başlayalım. Sandık kurulu ve seyyar sandık kurulu bir başkan ve 6 asıl üyeden oluşur. Asıl üyeleriyle de toplanır. Başkan ve bir üye ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlileri arasından kura ile belirlenir. Kalan 5 üye ise 24 Haziran 2018'de ilçenizde en çok oyu almış olan 5 siyasi partinin isimlerini ilçe seçim kuruluna bildirdiği sandık kurulu üyeleridir. Sandık kurulu üyesi seçmeni olduğu seçim bölgesinde görevlendirilir ve görevli olduğu sandıkta da oy kullanır. Eğer istisnai bir nedenle seçmeni olduğu seçim bölgesi dışında görevlendirildiyse o zaman sadece Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanır. Seçime girme yeterliliğine sahip bütün siyasi partiler ve bağımsız adaylar her sandık için müşahit görevlendirebilirler. Müşahitler seçimi başından sonuna kadar izleyebilir, sandık kuruluna sözlü uyarılarda bulunabilir, şikayet dilekçesi sunabilir ve en önemlisi sandık sonuç tutanağının ıslak imzalı ve mühürlü bir nüshasını talep edebilirler. Müşahitler sadece seçmeni oldukları sandıkta oy kullanabilirler. O yüzden eğer görev yeriniz yakınsa sabah 6 ile 8 arasında görev yerinizde olun. Daha sonra siyasi parti temsilcilerinin yoğun olduğu bir anda gidip oyunuzu kullanın ve daha sonra tekrar görev yerinize dönün. Eğer görev yeriniz uzaksa sabah 8'de oyunuzu kullanır kullanmaz görev yerinize gitmenizi öneriyoruz. Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler sabah saat 6'da görev yerinde olmalı. Sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin üzerinde siyasi parti logosu, amblemi veya sloganı taşıyan kıyafetler olmamalı. Aksesuarlar taşımamalı. Müşahit kartları da görev yerine gidip sandık başkanına gösterildikten sonra cebimizde taşınmalı. Peki yanımızda neler bulundurmamız gerekiyor? Üzerinde TC kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi. Eğer müşahitsek imzalı ve mühürlü müşahit kartımız. Eğer sandık kurulu üyesiysek ilçe seçim kurulundan aldığımız 142 nolu görev belgesi. Eğer tutanak tutmamız gerekirse diye kağıt, kalem ve karbon kağıdı da yanımızda olmalı. Akıllı telefonumuz ve şarj aletimizi unutmayalım. İyi Parti'nin internet sitesinden veya iris sisteminden indirebileceğiniz şikayet itiraz dilekçesi örnekleri yanımızda bulunsun. Partimiz size yemek temin edecektir ama gün boyu yetecek kadar yiyecek, içecek ve su da yanımızda olmalı. Tabii trafoya kediler girerse diye bir el feneri ve pili de yanımızda bulunduralım ki eğer elektrikler kesilirse oy pusulalarının bulunduğu yeri aydınlatalım. Şimdi seçim günü sabahleyin 6 ile 8 arasına biz hazırlık dönemi diyoruz. Sandık kurulu başkanı köy, mahalle ve beldelerde oy verme gününden önceki cuma günü ilçe seçim kurulu başkanından seçim evraklarını alır. Ama eğer ilçe merkezinde ise o evraklar sabahleyin saat 5'te kendisine teslim edilir. Bu evraklar neler? İşte oy pusulaları, zarflar ve seçimde kullanılacak diğer evraklar. En önemlisi ise sandık kurulu tutanak defteri. Üzerinde sandık numarası bulunan bu tutanak defterine adeta bir günlük gibi seçim günü yaşanan her şey tek tek işlenir. Hazırlık süresinde, oy verme süresinde, sayım süresinde tespit edilen bütün hususlar işlenir ve itiraz halinde bu tutanak defterindeki kayıtlara bakılır. Sandık kurulu üyeleri görev yerine gelmeden ve kurul oluşmadan seçim evrakları ve malzemeleri açılıp kesinlikle hazırlanamaz. Başkan ve bir kamu görevlisi üye, 5 siyasi parti üyesinden oluşan sandık kurulu görev yerine gelir ve hazırlıklara başlar. Bir sandıkta seçimin başlaması için yeterli üye sayısı bir başkan ve 3 üye, yani 4'tür. Sandık kurulu üyeleri görev yerine gelmezse yedek üyeler görevlendirilir. Onlar da gelmezse başkan hariç üye sayısı 3'ten az ise tutanak tutularak sandık kurulu sandık çevresindeki okuryazar kişilerden tamamlanır. İşte müşahitlerin de erken gitmesi biraz bunun için önemli. Eğer sandık başkanı görev yerine gelmezse ikinci kamu görevlisi olan üye başkanlık eder. O da gelmezse kurulun en yaşlı üyesi kuruluna başkanlık eder. Haklı sebep olmaksızın göreve gelmeyenler ve haklı sebep olmaksızın görev yerini terk edenler için de cezai yaptırımlar vardır. Sandık kurulu üyeleri örnek 142 olarak bilinen görev belgelerini, müşahitler de müşahit kartlarını ibraz ederek kendilerini tanıtırlar. Burada pozitif bir tavır takınmak çok önemli. Merhaba, ben Burcu. İyi Parti adına bu sandıkta müşahit veya sandık kurulu üyesi olarak görev yapacağım. Birlikte iyi bir seçim günü geçirmeyi diliyorum diye güne başlayabilirim. Ama burada belirtmem gereken bir şey var. O da akşam sayım sonrasında İyi Parti adına bir adet sandık sonuç tutanağı alacağımı sabahtan sandık kuruluna beyan ediyorum.
Sandık kurulu and içiyor. Ondan sonra sandık başkanı sandık kurulunun oluştuğunu ve yemin ettiğini tutanak defterine işliyor. İşte şimdi hazırlık işlemlerine başlayabiliriz. Sandık kurulu sandığın konulacağı yeri belirler. İşaret ve bilgi levhalarını, kağıtlarını yerleştirir. Kapalı oy verme yerlerini hazırlar ve sandık seçmen listesinin sandık çevresine asar, yani kapıya asar. Sandık başkanı sandık kurulu mührünü keseden çıkarır ve masanın üzerine koyar. Bu esnada mührün üzerindeki ilçe ve sandık numarası bilgilerinin doğru olduğunu kontrol etmemiz gerekir. Çünkü biz daha sonra o tutanakları, o mührün basıldığı evrakları incelerken eğer üzerinde farklı bir bilgi tespit edersek itiraz edeceğiz. Dolayısıyla sandık kurulu tutanak defterinde bununla ilgili bir ibare mutlaka bulunmalı. Yine tercih veya evet mührünü de keseden çıkarır ve masanın üzerine koyar sandık başkanı ve sandığın boş olduğunu sandık kurulu üyeleri ve müşahitlere göstererek kapağını kapatır ve mühürler. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu başkanlığından teslim aldığı birleşik oy pusulası paketini açar. Bütün oy pusulalarını tek tek sayar, bütün oy pusulalarının arkasını sandık kurulu mührüyle mühürler. Hepimiz mühürsüz oyların geçerli sayıldığı referandumu hatırlıyoruz. İşte buna engel olmak için oy pusulası sayısı ve mühürleme işleminin mutlaka tutanak defterine işlenmesi gerekir. Bu işlemin yapıldığı tutanak defterine işlendikten sonra sayım esnasında çıkan mühürsüz bir oy pusulası asla geçerli sayılamaz. Bu işlem yapılırken bir öneride bulunabiliriz kurula. Diyebiliriz ki sayın kurul mührü oy pusulasının arkasına basarken hepsini ortaya basalım veya hepsini sağ üst köşeye basalım. Böyle bir karar alırsak akşam sayımda oy pusulalarının arkalarındaki mührü kontrol ederken dışarıdan gelen bir oy pusulası olup olmadığını tanımamız ve mührün basıldığı oy pusulasının sandığa ait olduğunu belirlememiz kolaylaşır. Şimdi geldik zarflara. Sandık başkanı ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührü taşıyan zarfların tamamını sayar, bütün zarfların ön yüzünü sandık kurulu mührüyle mühürler. Oy pusulalarında verdiğimiz örnekte olduğu gibi bu zarf sayısı ve mühürleme işleminin yapıldığının da tutanak defterine işlenmesi gerekir ki daha sonra mühürsüz bir zarf çıktığında geçerli saymaya kalkmasınlar. Sandık kurulu üyesi işlemler usullere uygun yapılmazsa sandık kurulunda bu konuyu dile getirir. Sandık kurulu üyelerinde aralarında anlaşmazlık çıkarsa kurul içerisinde oylama yapılır. Oyların eşit olması halinde sandık başkanının bulunduğu tarafın görüşü üstün tutulur. Kurulların çoğunlukla vermiş oldukları her çeşit kararlara riayet etmeyen kurul üyeleri 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Sandık kurulunun aldığı bütün kararlar sandık kurulu tutanak defterine işlenir. Peki müşahitler itirazlarını nasıl yapacaklar? İşlemler usullere uygun yapılmazsa sandık kuruluna bu konuyu sözlü olarak iletir müşahit. Kurul işlemi düzeltmezse yazılı olarak şikayet dilekçesi sunar. Sandık kurulu üyeleri dilekçeyi tartışır, aralarında anlaşmazlık çıkarsa kurul içerisinde oylama yapılır. Oylamanın eşit olması halinde yine sandık başkanının bulunduğu görüş üstün tutulur. Şikayet dilekçesinin iki nüsha hazırlanması gerekir. Araya karbon kağıdı koyarak hazırlasanız bile her birini ayrı ayrı imzalamanız ve imzalatmanız gerekir diğer tanıklara da. Kurul kararlarına itirazlar ise ilçe seçim kuruluna yapılır. Bu tür durumlarda okul sorumlunuzla veya İyi Parti'nin itiraza yetkilendirdiği kişilerle irtibata geçmeniz gerekir ki kurulun aldığı karara ilçe seçim kurulunda itiraz edebilelim. Peki sandık çevresinde kimler bulunabilir? Sandık çevresinde sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitlerle bina sorumluları ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz. Siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili kişiler ile temsilciler seçim kurullarınca önceden kendilerine verilen belge ile sandık çevresinde bulunabilirler. Medya mensupları ise gelip kısa bir süre görüntü aldıktan sonra oradan ayrılmalıdır. Seçim günü sandık çevresinde seçmenin oyunu düzenli bir şekilde kullanmasına veya sandık kurulunun görevine yapmasına engel olan kişiler sandık başkanı tarafından önce sözle uyarılır, durum düzelmezse düzeni bozan kişi kolluk gücüyle sandık çevresine uzaklaştırılır. Kolluk gücü düzen sağlandıktan sonra sandık başından ayrılmak zorundadır. Kolluk güçleri çağrılmadıkları sürece sandık başına gelemezler. Hazırlık işlemlerimiz bittiğine göre oy verme sürecine geçebiliriz. Oy verme işlemi bütün Türkiye'de sabah saat 8'de başlar.
Bütün hazırlıklar tamamlanmış ve seçmenler gelmiş olsalar dahi oy verme işlemine saat 8'den önce başlanamaz. Hazırlık işlemlerini tamamlayan Seyyar Sandık Kurulu, 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 5'e kadar yatağa bağımlı olduklarını belgeleyen raporla birlikte ilçe seçim kuruluna başvurmuş ve ilçe merkezlerinde ikamet eden hastalar ve engelliler için yola çıkar. Seyyar Sandık Kurullarının gittikleri adreslerdeki seçmenler seyyar oy kabininde oy kullanır. Zarfa koyduğu oyları bizzat veya bir yakını vasıtasıyla sandığa atar. Seçmen listesinde isminin karşısına imzalar veya parmak basar. Seyyar sandık kurulları gittikleri yerlerde seçmen bulunmazsa veya makul sürede kapı açılmazsa seçmen listesine şerh düşer. Sandık kurulu tutanak defterine bu durumu işler ve imza altına alır. Bu durumda seçmenin adresine tekrar gidilmez. Okullarda bulunan sandıklarda ve seyyar sandıklarda sandık seçmen listesinde kayıtlı her seçmen oy kullanabilir. Üzerinde TC kimlik numarası ve fotoğraf ve soğuk damga bulunan resmi kurumlardan alınmış kimlik belgesini ibraz etmek zorundadır seçmen. Sadece seçmen kağıdını ibraz ederek oyunu kullanamaz. Seçmen oy vermek için sandık başkanına kimliğini teslim ettiğinde seçmen listesinde isminin karşısında önceden atılmış bir imza olup olmadığını kontrol etmek gerekir. İsminin karşısında kendi bilgisi dışında atılmış bir imza olan seçmen oy kullanamaz. Bu durum tutanak altına alınmalı ve tutanağın bir nüshası mutlaka İyi Parti ilçe başkanlığına iletilmelidir. Seçmenler sadece kayıtlı bulundukları sandıklarda oy kullanabilirler. Süresinde değişiklik talebinde bulunmuş, bu talebi onaylanmış ancak buna rağmen ismi listede yer almayan seçmen derhal ilçe seçim kuruluna başvurmalıdır. Burada kaydı kontrol edildikten sonra kendisine bir belge verilir ve bu belgeyle sandığına giderek seçmen oyunu kullanabilir. Peki seçmen listesinde bulunmadığı halde kimler oy kullanabilir o sandıkta? Sandık kurulu başkanı ve üyeleri, bina sorumluları, seçim güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri, görevlileri taşıyan sürücüler. Bu kişilere örnek 142 olarak bilinen görev belgesi verilmiştir. Bu belgeyi ibraz etmek zorundadır ve sandık başkanı bunu teslim alıp arkasını mühürleyip imzalar, durumu tutanak defterine işler. Örnek 142 belgeli görevli seçmeni olduğu seçim bölgesinde bir sandıkta görevlendirilir. Burada da oyunu kullanabilir. Seçmeni olduğu seçim bölgesinden zorunlu bir nedenle farklı bir sandıkta görevlendirildiyse eğer 142 belgeli kişiler, o zaman sadece Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanabilirler. Oy kullanmak üzere sandık başına gelen seçmenin kimliği alınır. Burada kimlik üzerindeki fotoğrafla seçmenin aynı kişi olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Seçmene oy pusulaları, zarf ve evet veya tercih mührü teslim edilir. Mührü tercih ettiği Cumhurbaşkanı adayı ve siyasi partiye ayrılan alandaki daire içine taşırmadan basması gerektiği hatırlatılır. Ayrıca seçmene şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Fotoğraf çekemez, oy pusulası ve zarfa herhangi bir işaret koymamalı, bütün oy pusulalarını tek bir zarfa koymalı, zarfa oy pusulası dışında herhangi bir şey koymamalı, oy kullandıktan sonra mührü de sandık başkanına veya kurul üyesine iade etmelidir. Seçmene sandık çevresindeki kimse tarafından telkinde veya tavsiyede bulunulamaz. Oy pusulası ve zarfı teslim alan seçmen, danışmak ya da görüşmek için başka bir yere gidemez. Zarfı ve oy pusulasını aldıktan sonra kabine gitmeyen, oy kullanmaktan vazgeçen seçmenden oy pusulası, zarf ve mühür geri alınır. Gebelerin, hastaların, engellilerin, güvenlik güçlerinin ve yaşlıların önceliği vardır. Eğer yardımcıları veya refakatçileri varsa onlar da bu öncelikten faydalanırlar. Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar, bedeni engeli açıkça belli olanlar aynı ilçedeki bir akrabaları veya bir seçmen yardımıyla oy kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık başkanı, kurul üyeleri, müşahitler engelli seçmenlere yardım etmek için oy verme kabinine giremez. Okuma yazma bilmeyen seçmene kimse refakat edemez. Eğer talep ederse sandık başkanı oy pusulası üzerindeki isimleri yüksek sesle okur, logoların hangi partiye ait olduğunu söyleyebilir. Seçmenlerin oy kullanırken fotoğraf çekmeleri yasaktır. Oy kullanan seçmen zarfı sandığa attıktan sonra mührü sandık başkanına verir. Sandık başkanı seçmenin kimliğini iade eder ve seçmen listesinde isminin karşısına imzalatır. Okuma yazma bilmeyen seçmene de parmak bastırır. Zihinsel engelli seçmenler mevzuat gereği oy kullanamaz. Ancak bu durum
daha önceden tespit edilmemişse, seçmen listesine işlenmemişse ve bu seçmen seçmen listesinde yer alıyorsa oyunu refakatçi olmaksızın kullanabilir. Bu işlem tutanak altına alınmalı ve tespit için tutanağın bir örneği İYİ Parti ilçe başkanlığına mutlaka iletilmelidir. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başında durmamalıdır. Seçmenin doğru yeri imzaladığından emin olmamız çok önemli isminin karşısında. Çünkü daha önce de hatırlattığım gibi eğer isminin karşısında bir imza varsa bu seçmen geldiğinde o zaman yanlışlıkla atılmış olsa dahi oyunu kullanamaz. Oy verme işlemi bütün Türkiye'de akşam saat 5'te sona erer. Bütün seçmenler gelip daha erken oyunu kullanmış olsa dahi 5'ten önce sandık açılamaz. Saat 5 olduğunda hala kapıda bekleyen seçmen varsa sandık başkanı bekleyen seçmenlerin kimliklerini alır ve sadece bu seçmenlerin oy kullanmasına izin verir. Daha sonra gelen seçmen oyunu kullanamaz. Seyyar sandıklar okullarda bir sandıkla ilişkilidir demiştik. Seyyar sandık kurulu görevini erken bitirirse ilişkilendirildiği sandığa gider ve orada seçimin sona ermesini bekler. Saat 5'te seçmen listesinde olup da adresine gidilmeyen seçmen varsa bu seçmenlerin adresine gidilir ve oy vermeleri sağlanır. Okuldaki ilişkili sandık bu durumda seyyar sandığın işlemini bitirmesini beklemek zorundadır. Oy verme işleminin sona erme saati gecikme varsa gerekçesiyle birlikte sandık başkanı tarafından sandık kurulu tutanak defterine ve sandık sonuç tutanağına işlenir. Oy kullanma işlemleri sona erdiğine göre artık sayım döküm işlemlerine başlayabiliriz. Sayım döküm işlemleri açık yapılır. Sınıfın kapısı açık tutulur. Müşahitler ve sandıkta oy kullanan seçmenler tarafından da izlenebilir. Sayım ve döküm işlemlerinde yapılan tespitler ayrı ayrı sandık sonuç tutanağına ve sandık kurulu tutanak defterine işlenir. Sandık kurulları ve seyyar sandık kurulları imza listesine bakarak oy kullanan seçmen sayısını tespit eder. Daha sonra kullanılmayarak artan zarfları sayar, kullanılmayarak artan oy pusulalarını sayar ve sabah teslim edilen zarf sayısından, oy pusulasından fark var mı diye kontrol eder. Kullanılmayarak artan oy pusulaları ve zarflar ayrı ayrı paketlenir. Paketlerin üzerine sayıları yazılır ve mühürlenir. Kayıp oy pusulası veya zarf varsa bu durum tutanak altına alınır. Müşahitler geçerli mazereti olmayan durumlar için sandık kuruluna şikayet dilekçesi sunabilir. İtiraza yetkili kişiler bu konuda verilecek sandık kurulu kararlarına karşı ilçe seçim kurullarına itiraz edebilirler. Sandık başkanı oy verme işleminde kullanılan tercih veya evet mührünü bir zarfa koyar. Zarfın ağzını kapatıp mühürler. Kullanılmayarak artan paketlenmiş oy pusulaları ve zarflarla ayrıca zarfa konulmuş tercih evet mührü ilçe seçim kuruluna teslim edilecek çuvalın alt kısmına koyulur ve bu kısım sicimle bağlanarak mühürlenir. Sandık başkanı sandığı açar, sandıktan çıkan zarfları iki kez yüksek sesle sayar. Burada zarfların geçerli olup olmadığına bakılır. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Yüksek Seçim Kurulu filigranı veya amblemi olmayan, ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, sabah basıldığı halde sandık kurulu mührünü taşımayan, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış olan, üzerinde özel işaretleme amacıyla yapılmış parmak izi, işaret, imza ya da yazı bulunan zarflar geçersizdir. Geçersiz zarflar kesinlikle açılmaz. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzerine sayısı yazılarak mühürlenir. Sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarf sayısıyla oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından az veya bu sayıya eşitse oyların sayımına geçilir. Eğer zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazlaysa önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Hala eşitlik sağlanamıyorsa sandık başkanı geçerli zarflar arasından fazlalık kadar zarfı rastgele çeker ve açmadan yakarak imha eder. Diyelim ki bir sandıkta 350 seçmen oy kullandı. Toplam geçerli ve geçersiz zarf sayısı 370. Geçersiz zarf sayısı da 10. Önce geçersiz zarf sayısı toplamdan düşülür. Yani 360 sayısı elde edilir. Hala 10 zarf fazlamız var. Bu durumda sandık başkanı 10 adet rastgele zarf çeker ve bu zarflar açılmadan kurul huzurunda yakılarak imha edilir. Bu işlemler varsa önce seyyar sandıkta yapılır. Bunun sonucunda seyyar sandık kurulu tarafından düzenlenecek tutanakla okuldaki ilişkili sandığa teslim edilir.
Bundan sonra seyyar sandıktan teslim alınan zarflar ve seyyar sandığın bağlı bulunduğu sandıkta sayılan geçerli zarflar kullanılarak oy pusulalarının sayımına geçilir. Sandık kurulu başkanı sayım ve döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu gösterir ve kurul içerisinde görev dağılımı yapar. Bir üye zarfları sandık başkanına vermekle görevlendirilir. İki üye okunan oy pusulalarını sayım döküm cetveline işlemekle görevlendirilir. Bir üye de okunan oy pusulalarını ve zarfları düzenli bir şekilde masanın üzerine yerleştirir. Zarflardan sorumlu üye açarak sandık başkanına verir. Zarftan çıkan bütün seçim türlerine ait oy pusulaları okunmadan ters şekilde seçim türüne göre ayrılarak masanın üzerine konulur. Cumhurbaşkanı seçimi oy pusulaları, milletvekili seçimi oy pusulaları şeklinde. Açılan zarflar hiçbir şekilde atılmaz, imha edilmez, düzenli bir şekilde masa üzerine yerleştirilir. Aynı seçim türüne ait birden fazla oy pusulası çıkarsa bir zarftan, sadece bu seçim türüne ait oy pusulaları hesaba katılmaz, diğerleri hesaba katılır. Bakın daha geçerli ve geçersiz oy pusulasına geçmedik. Hesaba katılma katılmama durumundan bahsediyoruz. Diyelim ki bir zarftan iki tane milletvekili seçimi, bir cumhurbaşkanı seçimi oy pusulası çıktı. Bu durumda üzerindeki oy doğru kullanılmış olsa bile sadece cumhurbaşkanı seçimi oy pusulası hesaba katılır. Diğer iki milletvekili seçimi oy pusulası hesaba katılmayan olarak ayrılır. Benzer şekilde bir zarftan bir milletvekili seçimi, iki cumhurbaşkanı seçimi oy pusulası çıktı. Burada da oy doğru kullanılmış olsa bile sadece milletvekili seçimi oy pusulası hesaba katılır. İki tane cumhurbaşkanı seçimi oy pusulası hesaba katılmayan olarak ayrılır. Bir zarftan oy pusulalarının yanı sıra broşür, yabancı madde dediğimiz herhangi bir şey çıkarsa yine oy pusulasının üzerindeki oyun doğru kullanılmadığına bakılmaksızın hesaba katılmayan olarak ayrılır. Hesaba katılmayan oy pusulaları geçersiz oy pusulalarının arasına karıştırılmaz. Çünkü üzerindeki oy doğru kullanılmış olabilir. Geçersiz oy pusulalarına itiraz edilmesi halinde tekrar sayım yapılır. Bu oy pusulalarını geçersiz oyların arasına karıştırdıysanız bu durum sonraki sayımda fark edilmeden sayıma dahil edilmelerine neden olur. Hesaba katılan oy pusulalarının sayımına geçilir. Önce Cumhurbaşkanlığı seçimine ait oy pusulaları, ikinci olarak da Milletvekili Genel Seçimine ait oy pusulaları sayılır. Sandık Kurulu Başkanı, oy pusulalarının ön yüzünü göstererek mührün basıldığı adayın veya siyasi partinin ismini yüksek sesle okur. Daha sonra arkasını çevirerek sandık kurulu mührünün bulunduğunu gösterir. Bu aşamada oy pusulasının arkasında bulunan mührün sabah basılan yerde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Oylar her iki görevli tarafından da sayım döküm cetveline işlenir. Geçerli olduğunda tereddüt edilen, itiraza uğrayan oy pusulaları daha sonra değerlendirilmek üzere ayrılır ve kurulca değerlendirilerek karara bağlanır. Okunan oy pusulaları masa üzerine düzenli bir şekilde yerleştirilir. Ve okunma sırasında da oy pusulalarının geçerli olup olmadığına bakılır. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, sabah basıldığı halde arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış olan, üzerinde özel işaretleme amacıyla yapılmış parmak izi, işaret, imza, yazı bulunan oy pusulaları geçersizdir. Hiçbir siyasi partiye veya adaya mühür basılmamış oy pusulaları geçersizdir. Birden fazla partiye veya adaya mühür basılmış oy pusulaları geçersizdir. Diğer partinin, adayın alanına taştıysa mühür, bu oy pusulası yine geçersizdir. Mühür, diğer partinin veya adayın alanına girmeden taşırıldıysa bu oy pusulası geçerlidir. Aynı partiye veya adaya başka alana taşmadan birden fazla mühür basılmışsa geçerlidir. Bir oy pusulası zarf açılırken veya oy pusulası okunurken herkesin huzurunda kazara yırtıldıysa geçerlidir. Katlama nedeniyle evet veya tercih mührü karşı tarafa tersinden bulaştıysa bu oy pusulası geçerlidir. Yani sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere itibar etmeyin. Şimdi gelelim oy pusulasındaki ittifak alanlarına. Oy pusulasında bir ittifaka ayrılan alan içinde basılan mühür alan dışına taşmadığı sürece geçerlidir. İttifak içinde hangi partiye verildiği belli ise partiye, belli değilse ittifaka yazılır. Mesela bu oy ittifak alanındadır.
İYİ Parti'ye verildiği de bellidir, dolayısıyla İYİ Parti'ye yazılır. Ancak bu gördüğünüz oy ittifak alanında ama hangi partiye verildiği belli değil, alan dışına çıkmış, dolayısıyla ittifak hanesine yazılır. Oy pusulalarını sayım döküm cetvelinde işleyen üyelerin sonuçları karşılaştırılır. Aynıysa sonuçlar sandık sonuç tutanağına işlenir. Sayım sonuçları farklıysa sayım tekrarlanır ve bu durum hem tutanak defterine hem de sandık sonuç tutanağına işlenir. Her sayım için ayrı sayım döküm cetveli kullanılır. Sayım döküm cetvelinin alt kısmına adayların ve siyasi partilerin aldıkları oyların toplamı yazılır ve sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Sandık kurulunun oluşması için yeterli üye sayısı 3 üye ve 1 başkan yani 4 olduğu için altında en az 4 imza bulunmalıdır. Her iki seçim türünün sandık sonuç tutanakları üzerindeki bilgiler tamamlanır. Her seçim türü için iki nüsha halinde hazırlanan sandık sonuç tutanağının altına sandık başkanı ve bütün sandık kurulu üyeleri imza atar. Sandık kurulunun oluşması için yeter sayımız 4 olduğundan altında en az 4 imza bulunmalıdır. Sandık sonuç tutanağı sandık kurulu mührüyle mühürlenir. Yeteri kadar çoğaltılır. Kopya kağıdı kullanılarak çoğaltılsa dahi her bir nüsha ayrı ayrı imzalanır ve mühürlenir. Sandık kurulu üyelerine, siyasi partilerin ve bağımsız adayların müşahitlerine verilir. Bir nüshası da kapıya asılır. Geçerli ve geçersiz oy pusulaları, geçerli ve geçersiz zarflar, hesaba katılmayan oy pusulaları ve zarflar, itiraza uğrayan oy pusulaları ve zarflar, sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanağı ve diğer tüm evraklar ayrı ayrı paketlenir. Üzeri mühürlenir, sayıları yazılır ve torbaya konulur. Sandık çevresinde seçimle ilgili hiçbir seçim evrakı bırakılmaz. Torbanın ağzı bağlanır ve mühürlenir. Sandık kurulu başkanı, sandık kurulu tarafından hazırlanan sandık kurulu mühürlü torba ve sandık kurulu mührünü ilçe seçim kuruluna teslim eder. Sandık başkanınca ismi alt çekilerek belirlenen siyasi partili en az iki üye de eşlik eder. İYİ Parti sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri aldıkları mühürlü ve ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını mutlaka okullarındaki okul sorumlusuna veya okul sorumlusu olmayan yerlerde bağlı bulundukları İYİ Parti ilçe başkanlığına teslim etmelidir. Sandık başkanını ve torbayı taşıyan araç ilçe seçim kuruluna giderken duramaz, duraklama yapamaz. Sandık kurulunun diğer üyeleriyle müşahitler isterlerse ve taşıtta yer varsa veya taşıt kendileri tarafından sağlanırsa başkan ve iki üye ile birlikte gidebilirler. Araçta yer olmasa dahi imkanı olan bütün İYİ Partililerin ilçe seçim kuruluna kadar oy pusulalarını ve sandık sonuçlarını taşıyan aracı takip etmelerini öneriyoruz. İlçe seçim kurulu torbayı ve sandık kurulu mührünü alır. Torbayı üyeler önünde açar. İçindekiler hakkında 3 nüsha tutanak düzenler. Bu tutanak torbayı ve mührü teslim edenlerle ilçe seçim kurulu başkanı ve üyelerden biri tarafından imzalanır. İYİ Parti olarak sandık sonuçlarını almak ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından bize iletilen sonuçlarla karşılaştırmak için Iris ismini verdiğimiz bulut tabanlı bir sistem kullanıyoruz. Eğer İYİ Parti sandık kurulu üyesiyseniz veya müşahidiyseniz bize sandık sonuçlarını iletebilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızın veya akıllı telefonunuzun internet tarayıcısından bulut.iyiparti.org.tr adresine girin. TC kimlik numaranızı girdikten sonra şifre al seçeneğini tıklayın. İstenilen bilgileri girdiğinizde şifreniz cep telefonunuza gelir ve sisteme giriş yapabilirsiniz. Ayrıca iOS veya Android sistemlerine uygun İYİ Seçim uygulamamızı akıllı telefonunuza indirerek aynı işlemleri yapabilirsiniz. Her iki şekilde de sisteme giriş yaptığınızda seçimde ihtiyaç duyacağınız itiraz şikayet dilekçesi örneklerini, sandık eğitimlerini, ilçenizdeki yetkililerin iletişim bilgileri gibi seçime dair pek çok belge ve bilgiye ulaşabilirsiniz. Ülkemizin geleceğini etkileyecek bu önemli seçimde sandık kurulu üyesi veya müşahit olarak görev almayı tercih ettiğiniz için teşekkürler. Eğitimi de tamamladığımıza göre artık sandıklar iyilere emanet.